Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Async'in kısa süre önce satışa sunmuş olduğu IP kameralardan biri olan SLPTZ04'ü inceleyeceğiz. Yani bu kamerayı internette aratmak istiyorsunuz arkadaşlar. SLPTZ04 yazmanız yeterli oluyor. Direkt bu kamera çıkıyor karşınıza. Biliyorsunuz son dönemde zaten IP kameralar oldukça popüler hale geldi arkadaşlar. Eskiden kablolu kameralar vesaire vardı ama artık herkes IP kamera kullanıyor ve genel olarak evlerimizin dışında farklı yerlere yerleştirdiğimiz kameralarda IP kamera olur. Async'in bu modelde yine özellikle böyle kapı önlerinde vesaire kullanabileceğiniz gece görüşü de olan bir IP kamera. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Ya ben bunu evimin içinde kullanamaz mıyım? Tabii ki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evinizin herhangi bir odasına ya da ofisinizin herhangi bir köşesine de yine bu kamerayı rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kameranın özelliklerine geçmeden önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Bu zaten antenlerden de gördüğünüz üzere bir Wi-Fi kamera. Ama dilerseniz bunu şurada yer alan Ethernet portunu da internete bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani basit bir şekilde internete bağlayıp hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hareketli bir kafa söz konusu. Normalde IP kameraların çoğunda hani tek yön vesaire vardır arkadaşlar. Ama burada bakın hem şu kafa dönüyor hem de içerisindeki yuvarlak dönüyor. Ve bunu rahat bir şekilde her yeri gözlemlemek için kullanabiliyorsunuz. Yani tam böyle odanızın ortasına koyduğunuzda odayı neredeyse 360 derece görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biraz bu kameranın özelliklerinden bahsedelim. Burada Full HD bir çekim söz konusu. Bu ne demek? 2560x1440 piksel. Burada kamera çözünürlüğümüz arkadaşlar 4 megapiksel ama tabii ki biliyorsunuz güvenlik kameraları için bu yeterli. Hareket sensörü bulunuyor. Yani bir hareket algıladığında kamera direkt olarak kayıda geçiyor. Sizin isteğinize göre SD karda kayıt edebilir ya da buluta kayıt edebilir arkadaşlar ki bulut olayını birazdan anlatacağım size. Zaten artık günümüzde daha çok bulut kayıtları kullanılıyor. Yani eskisi gibi artık SD karda kaydedeyim, yok cihaz alayım cihaza kaydetsin vesaire bunlar artık eskide kaldı. Dolayısıyla günümüzdeki pek çok IP kamerada ekseriyetle diyelim hani genel olarak çok fazla bulut tercih edilmiyor belki ama ekseriyetle arkadaşlar bulut sistemi tercih ediliyor. Gece görüşü var kameramızda. 355 derecelik bir görüş açısı söz konusu. Buradaki 355 derecede biliyorsunuz yani 360 derece olsaydı tamamen olurdu ama kendi eksenini görmediği için 355 derece diyoruz. Şimdi gelelim kullanımına. Bu kamerayı montajlamak son derece basit arkadaşlar. Zaten içerisinden vidası vesairesi çıkıyor. Şunu dilerseniz bu şekilde direkt olarak montajlayabiliyorsunuz. Yani bir duvara direkt olarak bunu bu şekilde montajlayabilirsiniz. Burada kamerayı montajladığınız anda arkadaşlar istediğiniz şekilde görüntü alabilirsiniz. Ama şu şekilde bir montaj yaparsanız yani kamera yukarıdan bakarsa biraz daha görüş alanı genişlemiş oluyor. Neden? Şu şekilde dönebiliyor ve yine bu aşağı yukarı dönebiliyor. Ama bu şekilde koyduğunuz zaman arkadaşlar biraz daha görüş alanının kısıtlı kaldığını sizlere söyleyebilirim. Tabi bu yine de hani sizin kamerayı koyacağınız yere kalmış durumda. Eğer hani çok böyle köşeli bir yere monte edecekseniz tabii ki şu şekilde koymanız yeterli. Çünkü arkasını görmesine gerek kalmıyor. Ama ya hani ortada duracak kamera hem önünde hem arkasında görüş açısı olacak diyorsanız bu şekilde koyduğunuzda hem önünü hem arkasını rahat bir şekilde gözlemleyebiliyor. Kamerayı arkadaşlar kurduktan sonra kamerayı fişe taktıktan sonra direkt olarak uygulamasını indirip ki açıklamada uygulama linkini vereceğim sizlere. Uygulama linkini indirip kameranızı tanıtıyorsunuz. Kameranızı ağa tanıttıktan sonra zaten direkt olarak görüntü size geliyor. Eğer bu noktada belli ayarlara izin verirseniz atıyorum ne dedik? Motion detect yani hareket sensörü var. Hareket sensörünü aktifleştirirseniz direkt olarak kameranın olduğu odada bir hareket olduğunda hemen size bildirim geliyor. Yani bir hareket saptandı diye siz de açıp bakabiliyorsunuz. Eğer bunu sistemini aktif ederseniz bunu daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hareket anı buluta kaydediliyor. Biz size sonradan girip bakabiliyorsunuz. Micro SD kartta da aynı şekilde ama hani bulut daha rahat. Çünkü micro SD kart bir süre sonra doluyor vesaire. Bulutun tabii ücretleri var. Aylık, 3 aylık, işte senelik olarak ücretleri var. Bu ücretlerden dilediğinizi seçerek kendinize bir profil oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ya acaba bunun kartı nereden takılacak diye. Şu iç taraftaki küçük kameranın üst kısmında bir micro SD kart yuvamız bulunuyor. Buradaki micro SD kart yuvasından da kartımızı hemen yerleştirebiliyoruz. Bunu da yeri gelmişken sizlere belirtmiş olalım. Eğer bu sıralar bir güvenlik kamerası, bir IP kamera almak istiyorum diyorsanız arkadaşlar bu model bizlerin size tavsiye edebileceği bir model. Fiyatı hali hazırda 1700-2000 Türk Lirası arasında değişiyor. Farklı sitelerde farklı fiyatlara mevcut. Tabii ki daha ucuza IP kameralar yok mu? Var ama dediğim gibi hareket kabiliyeti bunun kadar yüksek değil. Bunun kadar iyi çekmiyor. Wi-Fi antenleri vesaire yok zaten onlarda. Ayrıca bunun kadar hareket sensörü de kaliteli değil. Bunu biz test ettiğimiz süre içinde hareket sensörünün bir hayli kaliteli olduğunu gördük arkadaşlar. Eğer bu kamera hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa alt kısımda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.